20 maddelik tiyatromuzu hep birlikte icra edeceğiz. Şahsım ve divan heyetinde bizlere göstermiş olduğunuz özgüvenden dolayı sizlere öncelikle sonsuz şükranlarımızı sunar. Genel kurulun hayırlı ve vesile olmasını dilerim. Gerek yönetim kurulu gerekse personelin gayretleri ile ilk önceki yıl esnaf ve sanatkarlar dağıtılmış olduğu toplam kredi miktarının üzerine katarak 2021 yılında 653 kişiye 70 milyon, 2022 yılında 1161 kişiye 180 milyon dağıtılmıştır. 2020 yılında 169 milyon lira olan kredi plasmanımız 2023 yılının itibariyle 377 milyon 500 bin liraya ulaşmıştır. Kredi limitimizin 210 bin liradan 325 liraya yükseltilmiştir. Kooperatif üye sayısının 3500 kişiye çıkarak bölgemizdeki en büyük kooperatifler arasına adını yazmıştır. Muhakkak ki bu artışta ülkemiz genelinde kooperatifçiliğin gelişmesi için gecesini gününe kadar aktan çalışan TESKOM Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül'ün kredi plasmanının artırılması için sarf ettiği emekler göz ardı edilmeyeceği gibi kredi faizlerinin piyasadaki en düşük faiz miktarı olmasının büyük bir önem bulunmaktadır. Kredi çekiminde kolaylık sağlayan Halk Bankası Kırşehir Bankası Kırşehir Merkez Şubesi Müdürümüz Sayın Yurt Korkmaz personeliyle kooperatif çalışanlarımızın görevleri en iyi şekilde yapması ve esnafımızın kooperatifimize verdiği destekle gerçekleşmiştir. 2022 yılı sonunda yaşanan yoğunluk sebebiyle esnaflarımız kredi ulaştırmada doğan zorluklar yaşansa da yeni yıla birlikte sıkıntılar ortadan kalkmaya başlamıştır. Elbette ekonomik olaraktan zor günler geçiren esnafımız kredilerini geri ödemekte zorluk çekebiliyor. Esnafın ödemelerinde göstereceği titizlik kredi limitimizin 500 bin liraya yükselmesini sağlayacaktır. Hem kredi bekleyen esnaflarımızın haklarının saklı kalması hem de sistemde oluşan tıkanıklığı önlemek anlam borcun zamanında ödenmesiyle mümkündür. Esnaf sanatkarlarımız her zaman yanında oldu. Kapımız hep açık durdu. Esnaflarımızın da bizim yanında olduğunu İnancım tam da bugün bu kalabalığı zaten görüyoruz. Ben şahsım ve teşkilat adına teşekkür ediyorum. Geçen hafta Ankara'da düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından esnaflarımızın ve esnaf temsilcilerimizin katıldığı yüz yüze buluşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimizin coşku bir şekilde salonlarda sığınmayarak Sayın Cumhurbaşkanımızla gösterdik. Bu tablo karşısında büyük mutluluk duyan Sayın Cumhurbaşkanımız esnaf destek paketi limitinin 50 milyar lira ilave toplamında 150 milyar liraya çıkartılması müjdesini verdi. Binlerce esnafımızın münasımlarına erişilmesi kolaylaştıracak bu kadar. Bu karar için de Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde yol aldığımız sürece aşamayacağımız engel olmadığına inanıyorum. Ahir şehri olan Kırşehir'imiz esnaf teşkilatları içinde bir yıldız gibi parlamalı. Tüm ülkeye hatta dünyaya örnek olmalı. Sayın Valim, kıymetli misafirlerimiz, esnaflarımız, esnaflarımızda korkmak kredilerinin haricinde diğer kredilerin teşvik gibilerinde de yararlanmaları için yardımcı olmaktayız. Sorunlarımızı belirli yönetimlerde bulunduğu üst kuruluşlarımızda aracıyla gerekli mecralara ulaştırıyor, çözüm üretmesini istiyoruz. Tabii en büyük sorunumuz esnafın elimizden geldiği kadar sizler olmazsanız biz olmayız. Birlik beraber içinde ben diyelim geldiğim günden itibaren ekibimle beraber hep biz demişiz. Tabii bunda bazı aksaklıklar oluyor. Esnaf kardeşlerimiz 20 yıldır aşağı yukarı 20 yıl görmediğimiz parayı 1. ayın 15'inde bir celsede aldık. Hiçbir sorunumuz yok. Yani para konusunda
Harp Anası müdürümüz burada. Sabahleyin bize müracaat etsinler, ertesi gün hesaplarında parayı attı, 2-3 gün içinde geçiyor. Ondan emin olun arkadaşlar. Biz şahsım ve teşkilat olarak da hepsinin yanınızdayız ama limitimiz 500 bin lira. Şu durumda para sorunumuz yok ama ödemeyen, pandemiden ve görünmeyen 2 yıl böyle bir görünmeyen bir hastalık, görünmeyen bir şeye yakalandık. Esnaf zor durumlar yaşadı ama gecikmeler de oldu. Bu gecikmeleri lütfen rica ediyorum biz. Yani bunu söyleyerekten istiyoruz, söyleyerekten ve gününde öderseniz ve gününde ödeyip de 500 lira hakkını arkadaşların ödemeyenler hakkını yemiş oluyor. Onun için ben sizden şahsım ve teşkilat olarak rica ediyorum. Biz Kırşehir çok güzel bir il. Haritaya baktığında tam dünyanın ortasında yani Türkiye'nin ortasında çok güzel bir il yani ve esnafımız Ahil şehrinde, Ahil'in başkentinde oturuyor ve kredilerimizin elinizden geldiği kadar eğer imece usulü geçiniyoruz, imece usulü bazen yardımlaşma oluyor. Bir günlüğüne birinden bulup geçken krediler varsa onları arkadaşlar biliyorlar. Ödeyin öbür kişiler ve önünüze 500 bin lira bir limit açılsın ve 6 ay öteleyin. Bak burada müdürümüz burada duruyor. Para sorunumuz hiç yok yani. Para çok. Gerçekten çok. Ama gecikmeler olduğu için de biraz 325 lira veriyoruz. Çünkü gecikme şeyimiz olduğundan dolayı. Ama zamanında ödeyenler de hastalığa oluyor. Onun için de birinden bulup buluşturup paranız yoksa imece usulü bir gün içinde de paranız ertesi günü. Veriniz o adamın aldığınız esnafa kimden aldıysanız amirinizden, dayınızdan bilmem ne aldıysanız onun parasını verirsiniz. Önünüzü görmüş olursunuz. Bu esnafın diğer bir sorunu daha var. Tabii milletvekillerimizi de davet ettik. Milletvekillerimiz gelmeden önce Mustafa Bey, Metin Bey'e bunları bildiriyoruz. Biz genel başkanımızla hemen ben de falan döken Sayın Deniz Bey biraz da evvel bizi söyledi gerçekten ağzına sağlık. Gerçekten bir beraber içinde ben de biz bir arkadaş gibi, bir abi gibi, bir kardeş gibi elimizden geldiği kadar bu şehri en iyi şekilde temsil ediyoruz. Tabii yanımızda çalışan İşçi 7200 iş gününde emekli oluyorum ve ben gecemi gündüzüme katıyorum. Esnaf arkadaşım gecesini gündüzüne katıyor. Cumartesi yok, pazarı yok. 9000 iş gününde emekli oluyorum. Tabii milletvekillerimize burada gelseler yine anlatacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu anlattık. İşte genel başkanımız olsun, ben olayım, şahıs, arkadaşlarım hepsi. Biz tabii bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. En kısa zamanda da bu haksızlık giderileceğine inanıyorum. Artı daire Bağkur birimini yatırıp da 60 günde 60 günü gecikme işte 2 ay yatırmamış olanı hastanelerde ve başına bir iş geldi. Rahatsızlandı. Hastanelerde şey olmuyordu. Sen parayı yatırmadın. Bağkur gecikme diye. Fakat bunu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımız 2022'nin Ocak ayına kadar, 2023'ün başına kadar uzattıydı. Geçenlerde de 2023'ün sonu Ocak ayına, 24'ün başına kadar uzattı. Biz bunu sizin hakkınızı elimizden geldiği kadar tabii güzel bir şekilde anlatıyoruz. Bir Suriyeli'nin, bir Irak'ın süresiz hastanelerde muayene oluyor ama bizim esnafımız 2 ay şeyini yatırmadığında sen olamazsın diye. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 2023'ün sonuna kadar uzattı ama biz sürekli uzatılmasını, esnaf zor durumda parası yok yatırmadık biz. Yani bir şey değil işte bunu yapıyoruz. Ve bunun bir aynı şekilde devamlı süresi olarak da bunun rahatsızlanan esnafımızın hastanelerde şey görmesini istiyoruz. Tabii bunu iletiyoruz. Esnafın sorunlarından biri de bu. 1999 yılında işte esnaflık şeyini açmış, defterini açmış, işte esnaflarına kaydolmuş, maliyeye kaydolmuş ama Bağkur'a hiçbir yatırmamış.
Onlar da bir sebebiyle, buradaki olan esnaflarımızdan bir sebebiyle affını istiyoruz. Bunların da takipçiyiz arkadaşlar. Buradaki birlik beraberlik içinde güzel şeyler yaşamaya çalışıyoruz. Tabii Allah izin verirse bugüne kadar nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da daha verimli hizmet için yönetim kurulumuzla beraber gerçekten elimizden geleni yapacağız. Biz Semat Yaver Karşı hiçbir zaman saygısını hizmetini hissediyormuş. Gerçekten her gittiğimizde kapısı bizlere açık olmuştur. Bizlere yardımcı olmuştur. Çok kısa bir zaman oldu burada göreve başlayalı. Gördüğümüz, tanıştığımız, asgari ettiğimiz bütün esnaflardan gördüğümüz şu, gerçekten de çok güzel insanlar var. Çok kültür seviyesiyle, okumuşluğuyla, bilinç düzeyiyle Türkiye'de parmakla gösterilebilecek illerden bir tanesi. Yine esnafımız da gerek davranışıyla, gerek kültürüyle çok farklı ve özel olduğunu ben değerlendiriyorum. Bu noktadan başlayarak biz de elimizden geldiği kadarıyla başta esnaflarımız olmak üzere ilimize katkı sunmak, ilimizin gidişatını inşallah güzele, iyiye doğru yapmanın olduğunu daha bereketlendirmek ve güzelleştirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, her şey birbiriyle ilintili. Hiçbir şey birbirine bağımsız değil. Esnaflarımızın işi istihdamla yakından alakalı. Bürokratlarımızın gayretleri yine ilimizin kalkınması ve gelişmesi için önemli. Siyasilerimizin yine alacağı pozisyonda gayretleri ilimizin kalkınması ve gelişmesi için önemli. Aslında bunu şunun için söylüyorum. Bizler bir bütünün parçalarıyız. Hiçbir şey sadece bir kişinin veya bir grubun tek başına gayretiyle tamamen ermez. Dolayısıyla burada bir bütünün parçası olarak hepimize görev düşüyor. Ben inanıyorum ki Kırşehir esnafları ve yapacağımız çalışmalarla birlikte Türkiye'de başka illere de örnek olacak. Başka illerin de model alacağı illerin başında gelecek. Zira burası ahirin başkenti, esnaflığın başkenti, sanatkarlarımızın başkenti. Dolayısıyla buna yakışır bir şekilde burada inşallah inisiyatif alacağız, çalışma yapacağız, proje üreteceğiz ve hep beraber bunu başaracağız. Kendimizin potansiyelinin farkında olmamız lazım. İlle ilgili olumsuz konuşmalar, gardımızı düşürecek fikirler, bizden bir şey olmaz veya zor olur şeklindeki yaklaşımlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Biz çoğaltacaksak ilgiyi, çoğaltacaksak morali, çoğaltacaksak potansiyelimizi ve bize sahip olduğumuz değerlerin, artı değerlerimizin reklamını yapmamız lazım, bunu köpürtmemiz lazım, bunu çoğaltmamız lazım. Dolayısıyla olumsuz konuşmalar, olumsuz yaklaşımlar, biz işte şu handikapımız var, bu dezavantajımız var tarzında konuşmalar asla bize bir fayda getirmez. Kırşehir'e kalkınacaksa, Kırşehir ayağa kalkınacaksa, Kırşehir yoluna devam edecekse bu Kırşehir'lerle mümkündür. Yönetim Kurulu Asil Bahamettin Öztürk Başkan, Davut Kaya, Oğuz Cihan, Murat Zobu, Oğuz Manaş. Yönetim Kurulu Yenik Fatih Tokmak, Ahmet Hikmet Erdoğan, Hayati Ünsal, Ali Yaşasın, Ayhan Akbaş. Okuduğum şekliyle asilleri asil, yedekleri yedek olmak üzere oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, yeni yönetim kurulu üyelerine oy birliğiyle seçilmişlerdir. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Denetim kurulu asil listesi için elimde bir liste var. Başka listesi olanlar mı? Olmadığına göre denetim kurulu asil için Mustafa Genç, Süleyman Akagündüz. Denetim kurulu yedek üyelerine Abdurrahman Şahinoğlu, Rıza Kaya. Sayın Bahri, gerçekten geldiği günden itibaren biz
hep birlikte birkaç defa olduk. Hep konuşmalarımızdan heyecan duyuyoruz. Esnaf görüyorsunuz. Esnafını seviyorsunuz. Kırşehir'i çok güzel analiz etmişsiniz. Ve bunlar zaman zaman görüşüyoruz, konuşuyoruz. Nezmettin Amakbey dediğinde de biz esnaf odası olarak da yer talep ettik Sayın Valim. 200 dönümlük işte daha fazla. Bizim düşüncemiz esnaflara işte TOGİ şeyliğinde birer de 300-500 tane ev yaptırmaya düşünüyoruz. İşte Berberler Sokağı, Madenciler Sokağı, Tezler Sokağı gibi güzel bir yer yaptırmak için de gayret içindeyiz. Ve 1000 kişilikte dükkan programımız var. Bunu da yine TOGİ'ye yaptıracağız. Alırsak da kendimize yapma gücümüz de var. Tabii Nezmettin Bey bunu bir zaman içinde esnafların zor durumlar yaşadığını biliyoruz. Ben de içimizden biriyiz. Aynı geminin içindeyiz yani. Bundan eminim, emin olun. Yani her gün bize gelip gidenlerin altı hesabı yok. Yani aynı sorunlar tüm arkadaşlar. O da başkanlarımız var. İşte esnaf odası, demirciler odası ve madenciler odası Abdurrahman Şahin olur. Ve çok çalışıyoruz. Elinden geldiği kadar her gün birebir görüşüyoruz. Bunları çözeceğiz inşallah. Çalışkan bir valimiz var burada. Valimize güvenin, bize güvenin. Birlik beraber işte aşamayacağımız hiçbir şey yok. Ben değil, biz dersek yani ölmek bir şey olur. Bundan emin olun yani. Var mı dedim biraz evvel anlattım. Ahir şehirde yakışık şekilde. Tabii biz içimizi arıyoruz. İçimizi bulmak üzereyiz. Güzel bir valimiz geldi. Birlik beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Eksiklerimizi birlik anlattı. Ben şahsım ve teşkilat adına bizlere katıldığınız, bizlere yalnız bırakmadığınız için siyasi partilerimizin genel başkanlarına ve Halk Bankası genel başkanı, genel müdür hocam da biliyorum, genel müdür diye ağzımın içinde evet, Sayın Valimize ve değerli divana, bakanlık temsilcilerimize, hanımefendilere, herkese ben teşekkür ediyorum. Bizim kapımız sonuna kadar açık. Yani hiçbir esnafı inan yani bekletme zorunluluğumuzda yok. Geldiğimizde hep çözüyoruz. Akçayetli kardeşim konuştu biraz da ama biz hep Akçayetli'de yardımcı olmuşuzdur. Bir yanında olduklarımızı da bilsinler. Tabii eksikler vardır. Bizde de eksikler vardır. Ben de biz dememiz lazımdır. Benim de hatalarım vardır. Yönetimim de hatalarım vardır. Ve gerçekten katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.